Herkes bunu konuşuyordan merhabalar değerli ETV izleyicileri, yeni bir programla karşınızdayız. Evet, Manisa'da herkes şu anda TOKİ konutlarını konuşuyor. Biz de bu konuyla ilgili Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya'yı ağırlayacağız. Sayın Başkanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Epey yorucu bir temponun arkasından çok isabetli bir programa katılmış olduk. Hem size hem de aracınızla. Biz de sıcağına bu programı yapalım evet, istedik. Vatandaşlarımıza sevgi, selam ve muhabbetlerimizi bildirelim. Evet, dün biz de ETV olarak Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan yaklaşık 6 saat boyunca canlı yayın yaptık. O heyecanı biz de izleyicilerimize ETV aracılığıyla aktarmaya çalıştık. Çok yoğun bir katılım vardı. Evet. Aslında biraz da şölen havası vardı. Aynen. Heyecan vardı, oo, sabırsızlık vardı. Güzel bir organizasyondu, başarılı geçti yani benim kanımca. Öncelikle ETV olarak sizin ve diğer televizyonların dünkü toplantıya, dünkü organizasyona göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim. Dediğiniz gibi 6 saat, 7 saat hem canlı yayın hem haber bültenlerinde yer vermek suretiyle bize o manada yardımcı oldular. Aynı zamanda da Manisa'nın yaşamış olduğu heyecana ortak olmuş oldular. Dün gerçekten anlamlı bir gündü. Çok güzel bir gündü. Şimdi programa katılırken dikkatimi çekti. Herkes bunu konuşuyor. İsmiyle müsemma bir evet. Konuyu konuşuyoruz. Bugün gerçekten Manisa'da herkes bunu konuşuyor. Manisa'da herkes bunu konuşmaya da devam edecek. Neden konuşuyor? Çünkü herkesin evet. beklentisi konut. Evet. Konut sıkıntısının çok fazla yaşandığı bir il Manisa. Evet. Şimdi Yunus Emre Belediyesi kurulmadan önce Sayın Çerçi'nin seçim vaatlerinde TOKİ konutları vardı. Evet. Yani diğer projeler bence şu an bir tarafa, TOKİ projesi bir tarafa. Yani Sayın Çerçi TOKİ ile markalaştı bir anda. Evet, ben doğru. Böyle düşünüyorum. Doğru. Çok güzel söz söylemek için pas veriyorsunuz. Bunları ben değerlendireyim. Öncelikle size teşekkür ettiğimiz gibi dünkü organizasyonda yer alan, güvenliğini sağlayan emniyet teşkilatına, bizim zabıta personelimize, güvenlik personelimize, herhangi bir sağlıkla ilgili sorun olmasın diye görev yapan sağlık teşkilatı 112 çalışanlarına, salonu bize tahsis eden ve orada görev yapan spor camiasının değerli personellerine, organizasyonun içerisinde yer alan toplu konut uzmanları, toplu konutun kura çekimini yapan organizasyon firması, bizim reklam orada salonla ilgili organizasyonumuzu yapan firmaya, ondan sonra oradaki herkese, bizim basın müdürlüğü personellerimize, salonun temizliğini yapan temizlik personelimize, kimseye atlamayayım diyorum da evet. aracınızla, onun için düşünüyorum. Hepsine ayrı 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 sosyal doku ekibimize teşekkür ederim. Kültür evet. Müdürlüğü personeline. Sizlere teşekkür ederim. Bir de tabii daha önemlisi her şeye layık olan, ne yapsak az olan, fevç fevç, akın akın, oraya gelen coşkulu bir şekilde tüm Manisalı hemşerilerimize teşekkür ederiz. Evet, şu anda peki kaç kişi kurada çıktı? Şimdi toplam bizim toplu konut alanımızda 5500 konutumuz var. Etaplar halinde yaptığımız. Bu ilk etapta yaptığımız, ürettiğimiz konut sayısı 1101 konut. Ticareti camisiyle beraber kuraya esas olan konut sayısı da 1076. Bunun kurasını çekmiş olduk. Bunun 876'sı 2+1, 200 adedi 3+1 konutları yedekleriyle beraber 200 tane 2+1 için, 50 tane de 3+1 için yedekleriyle beraber 1376 vatandaşımızı dünkü kurada belirlemiş olduk. Evet.
Bir de tabii şimdi orada çok değişik farklı manzaralar oluştu. Yani sevinç, gözyaşları, heyecan, bir stres de vardı tabii evet, ki. Evet. Şimdi tabii ismi çıkanlar rahatladı, sevindi, sevincini yanındakiyle paylaştı, ailesiyle paylaştı ama bir de ismi çıkmayanlar var. Şimdi hem çıkan vatandaşlarımızın sevincine ortak oluyoruz, çıkmayan vatandaşlarımızın da hüznüne ortak oluyoruz. Ama hiç kimse endişe etmesin, merak etmesin. Bu bizi kamçılıyor. Zaten alanda 5500 konut yapacağız. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapana kadar bu azimli çalışmalarımız devam edecek. Bakınız, biz bu işe ilk başladığımızda Başkanımız Doktor Mehmet Çelikçi'ye de başından sonuna kadar bu hedefi kendisine koyduğu için, bu hedef doğrultusunda bizleri çalıştırdığı için ayrıca teşekkür etmek lazım tüm Manisa hemşehrilerimiz adına. Biz bu ilk yola çıktığımız zaman biz böyle bir konut ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Evet. Biliyorduk ama bildiğimizi bir test edelim dedik. Bunu seçim vaatlerimizde başkanımız dile getirdi. Gerçekten real, somut ve en önemli soru. En önemli, bakın bu çok önemli. Birçok şey yaparsınız ama en önemlisi, en zoru, en çetrefillisi, belki en vakit alanı, en riskli olanla başlamak her baba yiğidin harcı değil. En önemli soruna dedik ki evet, tespit edildi, var. Bakalım bunu bir test edelim dedik. Anket yaptık, kendimizi test ettik. Vatandaşlarımız bizi mahcup etmediler. 28 bin kişi katıldı. Tamam, bu bir ankettir. Bir konut yapacağımızı daha ciddileşelim. Talep toplayalım dedik. 1000 konut için 8311 vatandaşlarımız 15 bin form dağıttık. Kuyruklara girdi, evrak hazırladılar ve para yatırdılar. Ya vatandaşlarımız acaba gelir mi bu kadar? Bakın dün onun da testini yapmış olduk. Vatandaşlarımız sabahın salon 2000 kişilik, 2500 kişilik maksimum. 3000 kişi hınca hınç doldu. Dışarıda bir o kadar insan geldi. Evet. Bir o kadar insan kalabalık olduğu için geri gitti. Bir o kadar insan da ben biliyorum canlı yayın performanslarından, kanallardan aldım. Araya reklam girdiklerinde, başka bir program girdiklerinde telefonlar çalmaya başlıyormuş. Hemen yayını kesin, gerçekten bize canlı yayın verin oldu diye. Yani evet, tüm Manisa buraya kilitlenmişti. Çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci, işçisi, evet, memuru, her sosyal katmanı. Bu da bizi yine evet bak biz doğru yoldayız, bunu da test etmiş olduk. Şimdi daha önümüzde de başka testler var. Yani insanlar oraya birileri gitmez diyordu. Bakın ben birilerine hatta iddiaya bile girdim. Konutlar teslim ettiği gün tüm Türkiye'de toplu konut uygulamanın da şöyledir. Yeni bir yer yapıyorsanız doluluk oranı %20'lerle, 30'larla başlar. Zaman içerisinde %50'lere, 80'lere çıkar. Ben iddia ediyorum teslim ettiğimiz ayın herkes insanlar oturmaya başlayacak. Yani %100, %80 dolulukla başlayacak. Bunların hepsi test. Vatandaşlarımız merak etmesin. Hızlı bir şekilde hemen ikinci etapın çalışmalarına başladık zaten. Peki ne zaman bu konutlar tamamlanacak? Yani vatandaş ne zaman yaşayabilir orada? İlk etap konutları soruyorsanız 2017 yılının Ekim ayında, Eylül-Ekim ayında ön teslimi yaparız vatandaşa. Vatandaş gelir, konutlarına bakar, eksiği, gediği, çatlağı, patlağı var mı? Onları listeler, onları tamamlamak için 15 gün, 20 gün, 1 ay süre verilir. Ondan sonra yıl sonunda kati teslimi yaparız. Ondan sonra vatandaşlarımız ne zaman isterlerse oturabilirler. Tabii özelliği şu, aynı zamanda o konutlarla beraber bütün altyapı da gelmiş olacak. Evet. Yani vatandaşımız suyunu açtığı zaman su akacak, gazını açtığı zaman gaz, ondan sonra elektriği açtığı zaman elektrik, evet, Wi-Fi alacak da interneti. Her şey hazır halde oraya gelecek yıl sonunda. Ama bu arada tabii biz hemen hızlı bir şekilde başladık. Daha önce belki kamuoyuna da yansıdı. Temmuz, Ağustos aylarında ikinci etapın ihale, hangi pozisyonda, kimlerle, hangi sosyal katmana hitap edecek şekilde yapılacaksa, hangi şartlarda, kaç adet konut, onun için tekrar müracaat, tekrar aynı süreçleri yaşamış olacak. Aslında dün bizim yaşadığımız ilkti ama bundan sonra aslında en az 10 sefer daha yapacağımız bir şey. Biz test ettik, kendimizi test ettik, başardık inşallah. Bu bizim için bundan sonrakiler çocuk oyuncağı. Evet, şimdi bu TOKİ konutların tabii farklı bir yapısı var. Yani bildiğimiz ezberci olan TOKİ konutlarından çok daha farklı. Aynen. Aslında TOKİ konutu değil de sanki yeni bir şehir kuracaksınız. Evet. Yani camisiyle, alışveriş merkezleriyle, caddesiyle, şimdi hazırlanan görselleri defalarca seyrettik basında, evet, olduğumuz için. Evet. Çok güzel. Yani gerçekten Manisa'nın içinde farklı bir şehir ve modern bir şehir. Evet, doğru. Öyle değil mi? Doğru. Mimarisi de farklı, aynen, olacak galiba. Aynen. Şimdi bu şeye başlamadan önce, o bahsettiğiniz görüntüleri görmeden önce siz, biz veya kamuoyu, vatandaşımız, halkımız, toplum üzerindeki kafasındaki TOKİ algısı neydi?
Yani, 1, 2, 3 etapları evet. biliyoruz Manisa'daki. Binalar yan yana. Evet. Ha yine güzel mi? Güzel. Etrafı çevrili, otoparkı, yeşil alan falan. Tamam ama bina tip, konut tipleri aynı, bina tipleri aynı, dış mı? Şimdi kafada bu vardı. Ne oldu? Aa farklı bir şeymiş. Çıktı. Şimdi evet. bakın. İkinci etapın konutlarını görün. Animasyonlarını, filmleri görün. Aa bu birden de farklıymış. Bir kırdığımız bir şey var. Zaten top konut idaresinin artık bundan sonraki politikası. Artık tip konutlar değil, yöreye özgün konutlar yapacağım. Artık yüksek değil, yatay mimari yapacağım. Artık daha yaşam merkezleri, yaşam alanları yapacağım. Lokal 300-500 veya konutluk, 1000 konutluk yerler ziyade yeni yaşam alanları, yeni şehirler kuruyoruz Komsetti ile. Bu bize uyuyor mu? Uyuyor. Yeni bir alanda yeni bir şehir merkezi kuruyoruz. Bakın şehir kuruyoruz. Konut yapmıyoruz. Sıklıkla yine her yer ortamda dile getiriyorum. Herhangi bir imarlı, kentsel altyapı, hizmetlerinin verildiği bir alanda yaptığınız zaman konutları o şehrin yolundan, suyundan, içme suyundan, parkından, sosyal dokusundan, şundan bundan faydalanır elektriğinden. Ama yeni bir yere yapıyorsanız aynı zamanda onları da yapmanız gerekir. Boş bir alan, hiçbir şey yok. Yolunu getirmeniz lazım, suyunu, kanalizasyonunu, elektriğini, telefonunu, bütün kamu hizmet olan okulluğunu, sağlığını, camisini, pazarını, ticaretini hepsini getirmeniz gerekir. İşte bunun için bizim orada konut yoğunluğu fazla ve yeni bir şehir kuruyoruz. Şehir, şehir. Yeni bir evet. yaşam alanı kuruyoruz. Yani yeni bir Manisa'nın şey içerisi değil. Değil. Manisa'nın evet. içerisinden yakın zamanda 10-15 bin kişi göç edecek. 15-20 bin insan, 5 bin konut göç edecek oraya. Yollarıyla falan. Yeni bir şehir. Şu anki büyüklüğüyle bile, şu anki büyüklüğüyle bile bizim Ahmetli gibi, Saruhanlı gibi ilçelerimizden büyük bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde test ettik. Başarılı çıktık. Söylediklerimizi kamuoyunu güvenine satın aldık. Birinci etapımı işte onu söylüyorum. Söz verdik. Anket yaptık. Katıldılar. Kuraya başvuruları aldık. İhalemizi yaptık. Temelimizi attık. Çekilişimizi yaptık. Ha tamam. İkiyi herkes biliyor artık yapacağız. Şimdi ikiye başlıyoruz. Evet. Ritüel. Tekrar. Seremoni aynı. Ama güven var artık. Yapar onlar. Onun için vatandaşlarımız merak etmesin. Onların mutlulukları bizim mutluluğumuz, hüzünleri bizim hüznümüz. Hemen içkinli bir şekilde hemen şeylere geçeceğiz, konutları yapmaya. Şimdi bu konutlar yapılması planlandığında, ilk basında çıktığında herkes işte oranın çok uzakta olduğunu, Akgedik evet. bölgesinin çok uzakta olduğunu söyledi. Bunun bir dezavantaj oluşturulabileceği konuşuldu ama görüyoruz ki hiçbir şekilde etkilememiş. Bir de şöyle bir şey var. Artık Manisa batıya doğru büyüyor, evet. ilerliyor. Evet, ve insanlar aynı yerde üst üste yaşamaktan çok sıkılmışlar. Yani şehir içinde arabayı park etmeniz çok büyük bir problem. Ve çok kalabalık, çok sıkışık binalar. Artık daha ferah, daha yaşanılabilir bir yer lazım. Bunu da Yunus Emre Belediyesi yapmaya Şimdi başladı. Şimdi biraz hiciv katalım şehrin içerisine. Vatandaşlar diyordu ki ora uzak. Ben de diyorum ki hayır, siz oraya uzaksınız. Eğer uzaksak. Evet. İki... Kusura bakmayın. Oraya uzaklık şeyiniz 10 kilometreye uzak diyorsanız sizin dağarcığınız 10 kilometrelik. Geniş düşünemiyorsunuz. Bu kadar basit. Bu şehir 3 katı olmak zorunda. Büyütmek için özel çaba gayret sarf etmeye gerek yok. Zaten potansiyelinin gerisinde. Talep var. Görüyoruz işte. Yani gördüğümüzü salonda insanlar niye? Bakın başbakan gelmedi, bakan gelmedi, organizasyon yok, kongre yok, Tarkan gelmedi, şu gelmedi, bu gelmedi. İnsanlar herhangi bir toplantıya geldiğiniz zaman insanlar beklerler. Açılış 1-2 saat. Ondan sonra dağılır giderler. Bakın sabahın 6.30'unda biz daha hazırlıklarımızı bitirmeden insanlar geldiler. Aman yer tutalım diye. Akşam 5-6 oldu, vatandaş gitmedi. Gitmedi. Evet. Şu kalabalığı heyecan zaten evet. ekranda da. Şimdi bu insanların taleplerinin gerisinde mi kalalım yani? Görmezlikten mi gelelim? Bunları yerine getirmeyelim. Biz ne için varız? Bunlar için varız işte. Ne kadar insanın hayalinde, umudunda ev varmış. Bir de bu ev başka bir şeye benzemiyor. Değil mi? Yani evet. Ötelenebilir, geciktirilebilir veya yerine getirilmesi. Ha, olsa da olur, onun talepler vardır. Ama ev, ev. Ev başka bir şeye benzemez. İnsanlar, çoluğu, çocuğu. Bakın oraya bir de başka bir şey var. Biz söylüyorduk. Buraya gelirken vatandaş sadece tek başına gelmeyecek. Eşiyle, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla gelecek. Niye? Çünkü sevinci ortak olacaklar. Herkes hem aileler kendi mürüvvetlerini görmek istiyorlar, ev. Hem de
ebeveynler çocuklarının o heyecanını, onları kurtulsunlar falan filan, destekle, evet, şunla bununla belki büyüyecek. Ya yani bu gerçekten çığır açtı. Manisa dün gerçekten burayı konuştu. Manisa coştu hakikaten dün. Manisa duyguseli yaşadı bence yani. Dün. Evet. Hareketlendi yani, evet. Manisa. Birden bir hareket geldi. Sonra bakın konut yetkilileri diler ki, ya Allah Allah, biz böyle bir şey görmedik. Tamam, Türkiye'nin değişik yerlerinde biz, hı-hı, her gün gidiyoruz. Yani ekipler her gün bir yerlerde kura çekiyorlar. Hani diyorduk ya, Türkiye'nin en büyük 3 konut projesinden biri. Evet. Manisa yine bu manada da kendini Tokyo'ya konuşturur hale geldi. Örnek olacak bir proje aynı zamanda. Şöyle, salonun hem organizasyon kalitesi, hem içeriği, hem kalabalığı, hem içeriden dışarıdan. Bunlar tabii ki rapor olarak hemen anında görüntüler gidiyor. Hı hı. Tokyo olalı böyle şey görmediler, kura görmediler. Şimdi orada nasıl bir yansı vuruyor? Ha, Manisa'da talep doğruymuş, varmış. O zaman yapalım. Evet. Bakın biz buraya gelseydik, hiç kimse gelmeseydi, katılmasaydı. 50 kişiyle, 100 kişiyle, 5 kişiyle salonun yarısı boş bir kura çekimi yapsaydık. Ondan sonra hadi yaptık, gelen yanlış geçti oraya, evleri bitirdik. Gelen yok, giden yok. TOKİ satmaya uğraşıyor. Vatandaş oturmuyor, kiraya vermeye uğraşıyor. Böyle bir tablo olsaydı ne olurdu? İkincisi, üçüncüsü gelmezdi. Tabii. Ama şimdi ne olacak? F3 insanlar gelmiş, salon dolmuş, tıklım tıklım, gözyaşları, santraller kilitlenmiş, telefon arıyor, TOKİ'yi arayanlar, bizi arayanlar, buraları bile arıyorlar, her yer arıyorlar. İkinci etapa ne olacak? Ne zaman başlayacak? Birinci etapta çıkmayanlar, ikinci etapta ne olacak? Bu arada onu da cevap vermiş olayım. En çok sorulan soru şu anda. Biz birinci etaba başvurmuştuk. Çıkanlar çıktı. Çıkmayanlar ne olacak? Onun cevabı belli. Çıkanlar, onu da biraz daha şey katayım. Çıkanlar biz ne yapalım diyorlar. Hı hı. Ben de diyorum ki keyfini sürün. Acele etmeyin. Bu çıkan insanlarımızın 2-3 ay sonra tekrar kura çekeceğiz. Bu dünkü kurada çıkan insanlarımız için, hı hı, tekrar kura çekeceğiz. Bu hak sahipliği kurasıydı. O da daire sahipliği kurası. Yani senin dairen, daire? Evet, diyelim 2+1'de diyelim. 2+1 konutları, A blok, B blok, C blok, D blok, 10 tane, 50 tane blok var diyelim. Hangi blokta, hangi katta, hangi daire? Kuzey, güney cephe mi? Ova'yı seyreden cephe mi? Manisa, sanayi seyreden cephe mi? Yoksa dağı seyreden cephe mi? Onun için tekrar çekeceğiz. %20 maliyetler çıkacak. Hem orada peşinatlar, hem konut fiyatları, hem ödeme taksitleri belli olacak. İkinci bir kura. Bunu ilan edeceğiz. Kurada çıkan vatandaşlarımız ne yapalım diyorlar. Ben diyorum keyfini sürün, biz size ileteceğiz. Şu gün bir daha şunları yapacaklar. Çıkmayanlar ne yapacak? Çıkmayan vatandaşlarımız 1 Haziran'dan itibaren öncelikle birinci etap için müracaat ettikleri peşinatları geri alacaklar. Niye biz geri alıyoruz? Tekrar oradaki haklarımız devam etsin. Hani bu şey gibi, birinci etapın şartları, hangi sosyal katmana, hangi alanda, kaçar tane konut olduğu belli olduğu için 2+1, 3+1, dar gelirler, ne bileyim, Numanisa'da, Şehzade Yunus Emre'de çalışıyor olmak, yaşları şöyle olmak, geliri şöyle olmak, diğer etapında şartları değişebilir, fiyatlar değişebilir, konut yerleri değişebilir. Bunun usulü böyledir. Bu teknik bir şey. Yani bir üzerinde inisiyatif kullanılan bir şey değil. Birinci etap için müracaat edilmişti. Hak sahipleri belli oldu. Hani belki bir daha izin alacaklar, evrak dolduracaklar ama bunu hayatımızın her şeyinde yapıyoruz zaten. Sınava giriyoruz, yapıyoruz. Evet. Şu oluyor, bu oluyor. İkinci etapa tekrar müracaat edecekler. Aynı seremoniyi tekrar yaşayacağız. Bir daha 1300, 1400, 1500 ne kadarsa artık, o kadar vatandaşlarımızı ev sahibi edeceğiz. Gönlümüzden geçiyor ki ev sahibi olmayan hiç kimse kalmasın. Vatandaşlarımız 1 Haziran'dan itibaren kimlik ibrazıyla beraber Halk Bankası Mesir Şubesi'ne paralarını, teminatlarını geri alacaklar. Daha sonra biz öngörü yine, ama biz söylediklerimizi yapıyoruz. Temmuz, Ağustos aylarında nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak, hangi sosyal katmanlarla, hangi şartlarda yapılacak sorularının cevabıyla ikinci etapın organizasyonuna başlayacağız. Ama bu arada sahayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Proje, işte alanın hali hazır, kırmızı kod, plan kote, altyapısı nereden gelecek, yarın öbür gün. Bu da ayrı bir heyecan olacak. Onun videoları, onun resimleri, onun ne bileyim hak sahipleri falan güzel olacak. Evet, ne kadar mutlu anlatıyorsunuz gerçekten. Yani insanları sevindirmek, İnsana farklı bir şeyler katıyor olsa gerek.
mutluluğumuz gözlerimizden belli oluyor değil mi? Evet, gerçekten öyle. Konuşmanızdan, hareketlerinizden, gözlerinizden. Yani sanki size çıkmış gibi heyecanlı ve sevinçlisiniz. Aynen, aynen. Bana çıktı evet. Gibi heyecanlı bir sevinçliyim. Ha, bu kadar güzel ifade edilemezdi. Size tebrik ediyorum. Böyle olmazsa olmaz. Evet. Kazanan vatandaşlarımızın heyecanını yaşamazsan veya o heyecanını ortak olmak istemezsen, görmek istemezsen veya talep eden vatandaşlarımızın aşkını, şevkini, heyecanını, bu ihtiyacını görmezsen bu işler olmaz. Şimdi Sayın Başkanım, görünen o ki bu konutlar yetmeyecek. Yetmeyecek tabii. Yani 5500 diyorsunuz ama o yani yetmez. Nasip bakalım. Önce bir şunun vatandaşlarımızın çatıların altına bir girsinler, evlere bir otursunlar. Şu Manisalıları biraz rahatlatalım artık değil mi ev konusunda yani? Birçok sorun var. Dediğim gibi konumuz bu değil. Vaktimiz dar. Onlara değinecek değiliz. Evet. Ama her soruna değinmek, ilgilenmek, çözmek lazım. Güçleriniz cihetinde, imkanlar ölçüsünde ama asıl olan biz vaktimizi, nakdimizi iyi değerlendirelim. Toplumun en önemliden başlamak üzere. Yalnız şey var yani burada önemli adam aç. Sen ona eğlenceden bahsediyorsun, şundan bahsediyorsun, bundan bahsediyorsun. En önemliden örnek olarak söyledim onu başlamak kaydıyla. En somut, en biriktirilmiş, en ötelenemez ihtiyaçtan başlama kaydıyla çözülür her şey inşallah. Evet, son olarak neler eklemek istersiniz? Son olarak çok şey eklemek isterim. Şimdi ben sürem yetmez, kaç dakika? Beraber o İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Eyvallah. Bu çok güzel bir konu eyvallah. Çünkü. Eyvallah. Bakın 3 gündür helali hoş olsun. Ekip, arkadaş, az önce teşekkür ettiğimiz arkadaşlarla beraber salonla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Salonu bitirdik akşam. Şimdi hemen sahadan geliyoruz. Hı hı. İkinci etabın çalışmalarını yapmak için. Yapacak çok iş var. Ama mesafe ne kadar uzun olursa olsun önemli olan başlamak. İster bir adımla gidin, ister koşarak gidin, ister maraton koşucusu ne yaparsanız. Hedeflerin olması önemli. Hedefe yönelik çalışmaların yapılmış olması önemli. Hedefimiz var büyük. Hedefe yönelik çalışmalarımız var. Sonuçlarını görüyoruz. Bu sonuçlarına kadar tam gaz devam edeceğiz. Vatandaşlarımız güvensinler bize. Bizi izlemeye devam etsinler. Biz onlar için varız. Her şey için teşekkür ediyorum. Tekrar. Zaten çok yakından takip ediyorsunuz. Yani sürekli incelemelerde de bulunuyorsunuz. Evet. TOKİ konutlarının yapılacağı alanlarda. Siz bu işin arkasındasınız ve Sayın Çerçe. Başkanımız kendi dünya görüşü, kamu yönetimi anlayışı, tecrübesi, liyakatı, performansıyla hem kendisi hem ekibi. Gece gündüz demeden Manisa ve Yunus Emre hemşerilerimiz, vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Görünen görünüyor da bir de görünmeyen tarafta verdiğimiz emekler var. Yani gecelerimiz, hafta sonlarımız. Yani şu başladığımız günden beri yaklaşık 70-80 bin kilometre yol yapmışım ben şahsen. Bunlar hepsi başkanımızın yönlendirmesiyle, motivasyonuyla ve onun Manisalılar için reel projelerini yerine getirebilmek için. Başkanımıza da her türlü övgüye layıktır kendisi. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiği için. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz böyle güzel projelerle vatandaşın karşısında olunca bizler de bunları anlatmaktan çok keyif duyuyoruz. Evet, burada. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyordu. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya bizlerle birlikte oldu. Programımız burada sona eriyor. Pazartesi sabahı biz yine ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.